Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir istek model çalışacağız. Bir arkadaşımın istediği bir modelin anlatımını yapacağım. Güzel, gösterişli bir model. Namaz örtülerinizde, havlularınızda, yazmalarınızda rahat kullanabileceğiniz bir model. Şimdi dört katlı bükülmüş suni ipeklerle yapıyorum arkadaşlar modelimi. Şimdi dört katlı bükülmüş bir markanın ipi var elimde. Diğerleri de yeşil ve sarım var. Şimdi mutlaka iplerimi kullanmadan önce güzelce esnetiyorum arkadaşlar bütün ipleri. Motifim, ara suyum şu şekilde olacak, yapraklar olacak. Motifle çiçek arasına, ara suyuyla çiçek arasına 9 tane zürafa bırakıyorum. Sonra tekrar motifi dikmek için 4 tane zürafa yapıyorum. Motifi ayrı yapıp bunun üzerine dikeceğim. 2, 3 ve 4. Daha sonra birinci zürafama ipimi geriye getiriyorum ki gözeme işlemi yapmış oluyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir tane zürafa yapıyorum. Bir sonrakine geçerken bir. Bu sırada 3 tane zürafam oluyor arkadaşlar. Daha sonra tekrar ipimi geriye getiriyorum. Bir ve iki zürafamı yapıyorum ve tekrar ipimi geriye getiriyorum, bir tane zürafamı yapıyorum ve son zürafamın üzerine geriye geliyorum, sıfırlayarak kayamı tamamlamış oluyorum. Sonra bir alttaki sıraya, ikinci zürafama, ikili sıranın ikinci zürafasına batarak ipimi aşağıya uzatıyorum. Araya bir zürafa yapıyorum. Tekrar alt sıraya geçiyorum. Yana batarak aşağıya inmiş olacağım böylelikle. Sonra en alttaki zürafaya kadar iniyorum. Ve yandaki zürafaya geçerken bir zürafamı yapıyorum. Yandakine batıp bir. Şimdi 9 tane zürafa yapacağım yine ara boşluğum için. Evet arkadaşlar, şimdi 9 tane zürafamı yaptım. Bir tane de zürafa yapıyorum yandaki zürafaya geçerken. Artık ara suyumu çalışacağım. O zürafam için geriye geliyorum. 10. zürafam. Daha sonra aynı yere batarak bir tane pırpır oluşturuyorum. Bir. Yine aynı yere batarak bu sefer zürafa yapıyorum. Küçük zürafa, yani küçük zürafa, büyük zürafa da diyebiliriz. Sonra bir tane daha. Küçük zürafa. Şimdi pırpırımı bırakıyorum. Zürafamı geriye geliyorum. İpimi getirmiş oldum. Daha sonra aynı zürafaya, birinci zürafama tekrar batıyorum. Yine büyük zürafa pırpır yapıyorum buraya. Tekrar aynı yere batarak bir tane zürafamı yapıyorum. Ve yandaki zürafaya geçerken bir zürafa daha yapıyorum. İki tane zürafam oldu yine.
Şimdi tekrar aynı şekilde çalışacağım. Yine pırpırımı yapıyorum. Ve yine aynı yere batarak zürafa yapıyorum. Diğer zürafama geçerken yine bir tane zürafa yapıyorum. 3 sıra bu şekilde yaptım. Yani 3. sırayı da bu şekilde yaptım. Daha sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. Ve aynı yere batarak pırpırımı yapıyorum. Yandaki zürafaya geçiyorum. Arttırmıyorum artık burada. Tek bir tane zürafam kaldı. Daha sonra o zürafamın da içine geriye geliyorum. Pırpırımı yapıyorum. Burada bir yaprak oluşturmuş oldum böylelikle. Daha sonra 1, 2, 3 tane zürafa bırakıp dördüncüye batıyorum. Hafif gerdiriyorum ki yan dursun. Bu şekilde ara suyumdaki yaprağımı oluşturmuş oldum. Daha sonra yandan yandaki zürafaya geçiyorum. Onun içine geri geliyorum. Aynı yapraktan tekrar çalışıyorum. Şimdi açık sarı ipimiz var arkadaşlar. Elimde bir halka oluşturuyorum. İçine başlangıç düğümümü atıyorum. Yine aynı yere batarak, halkanın içine batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar aynı şekilde. İkinci. Bu şekilde 10 tane zürafa oluşturuyorum buraya. Arada bir hafif ipimi kontrol ediyorum. Dikkatli batın arayısına falan girmesin ipiniz. Daha sonra bu şekilde on tane zürafamı yapıyorum buraya. Şimdi 10 tane zürafamı yaptım. 3, 6, 9, 10. İpimi kapatıyorum buradan. Sıkıyorum ipimi. İlk zürafama batarak bir tane yarım boy zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Araya bir zürafa. Bu şekilde hepsine batarak bir sıra dolanıyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde çalışarak arkadaşlar son zürafama kadar geldim ve ilk zürafama geçiyorum. Yine 10 tane zürafam oluyor burada. İkinci sırada bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi burada sarı ipimi bırakıyorum ve mavi ipime geçeceğim artık. Bunu dikmek için kullanacağım. Evet arkadaşlar, mavi ipimi aldım. 10 yapraklı bir çiçek oluşturacağım. İpten sonraki ilk zürafam ipimi bağlıyorum. Ve 1 2 tane zürafam yapıyorum buraya.
Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Gözeme işlemi yapıyorum. Ve ilk zürafama bir daha batıyorum. Bir zürafa oluşturuyorum. Ve yandaki zürafaya geçip bir tane daha zürafa oluşturuyorum. Yani iki tane zürafa başta arttırarak iki tane zürafa çalışıyorum. Biraz büyük oldu zürafam. Evet. Şimdi bu şekilde yine devam edeceğim. İpimi geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum arttırarak. Aynı yere batarak. Sonra yandaki zürafaya geçerken yine bir tane zürafa yapıyorum. Şimdi 3 sıra daha bu şekilde çalışacağım arkadaşlar. 6 sıra olacak toplam. Evet. Evet arkadaşlar, 6 sıra şimdi bu şekilde çalıştım. Alttaki ipimi kesiyorum. Ve ipimi uzatarak aşağıya doğru ineceğim. Hafif gerdesin ki düzgün dursun. Evet, bu şekilde bir tane yaprağımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağa geçerken çok minik bir zürafa ile geçiyorum. Daha sonra yine onun içine de aynı yapraktan çalışıyorum. 10 tane gözümüze 10 tane zürafa çalışıyoruz. 10 tane yaprak çalışıyoruz, pardon. Evet arkadaşlar, bu şekilde son yaprağımızı da yapıp ipimizi uzatarak aşağıya iniyoruz. Ve ilk yaprağımızın dibine de geçerek aradaki görüntüyü aynısı olacak şekilde ayarlamasını yapıp çiçeğimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde çiçeğimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi dikişine geçeceğiz. Şimdi iğnemizi tekrar motifimize taktık ve alt ipimizi kesiyoruz artık, başlangıç ipimizi. İğnedeki ipimiz duruyor. Şimdi buradan iğne motifimizi alıyoruz elimize ve dikeceğimiz yere geliyoruz. Bakın. Şimdi tam orta göbekten motifimizin ortasından iğnemi çıkartıyorum. Henüz bir yere eklemedim. Şimdi motifimi koyuyorum şu şekilde. Yaprağı yaptığım kısma batarak en uçtaki zürafamdan da geçiriyorum. Yerleştiriyorum buraya.
Daha sonra yine alttan geçiriyorum, göbekten çıkartıyorum ve bir yaprağımı bırakıyorum, ikinci yaprağımın içinden batarak aşağı iniyorum. Aynı şekilde göbekten çıkıyorum ve bir yaprak bırakıp, yani 5 tane, 10 tane yaprağım var. 5 tanesinden dikiş yapıyorum. Bir şundan atlamıştım. Şimdi bundan ineceğim aşağıya tekrar. En sonuncuyu da hafif yeşille tutturarak bağlıyorum. Motifimi bu şekilde buraya hem monte ettim, hem de tamamladım ortasını. Şimdi yine ortadan değil, birazcık daha sağdan çıkart, yani yapraklarını yakın bir yerden çıkartıyorum. Yani birli zürafaların olduğu yerden çıkartıyorum. Buraya şimdi bir tane inci dikeceğim arkadaşlar ben. Modelde de öyle yapmışlardı. İsterseniz siz buraya rokoko nakışında model yapabilirsiniz. Daha sonra karşıdaki zürafanın içine batıyorum. Ve incimi buraya dikiyorum. Şimdi tekrar biraz önce çıktığım yerden çıkıyorum. Bir kez daha incimin içinden geçiyorum. İki kez yapmış oluyorum bu işlemi ki sağlam olsun işimiz. Karşıdan tekrar aşağıya iniyorum. Düzgünce yerleştirmiş oldum İncimi buraya. Daha sonra işimin tersine geliyorum. Düğümü atıyorum. Bir kez daha atacağım düğüm. Ve bitiriyorum buradaki motifimin dikişini, tamamlamış oluyorum. İncimi de dikmiş oldum bu şekilde ortaya. Bu şekilde şimdi arkadaşlar motifimiz tamamlanmış oldu. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayalım lütfen ki ben bu videoları devam ettirme şansını artırırım. Sizler de paylaştığım videolardan bir an önce haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.